Merhaba, burası Çiftlik Günlükleri Mandırası. Biz Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Şanovası köyünde küçük bir keçi çiftliğiyiz. Bizim bu işte maceramız 3,5 sene önce başladı. İşte Bodrum'dan, Bodrum çok büyüyor diye kırsal alana geçelim ve orada da bir iş üretelim diye mantığıyla çıktık. Keçi sütü işini bulduk. Şimdi küçük bir sürümüz var. Bu işe başlangıçta pazarımız da Bodrum olur ve bu sütü işte 25 keçinin sütü ne olacak canım? 50-60 litre süt alacağız günde. Bunu çiğ süt olarak diye Bodrum'a pazarlarız planlarıyla girdik. Öyle olmadı tabii. Zaman içinde bir yıl sonra falan, bir yılı bile bulmadan 8-9 ay sonra bir mandıra ihtiyacı doğdu. O 8-9 ayda da evin mutfağında biz üretim yapmaya başladık. Sonra bir mandıra alanı yarattık kendimize burada, 35-40 metrekarelik. Geleneksel yöntemle büyük tencerelerde sütü haşlayıp, pastörize edip, işte soğutup, mayalayıp, soğutmak için işte büyük 50-60 litrelik tencereleri leğenlerin içine koyup, sonra tekrar yukarı çıkarıp, İşte uyuturken üstüne battaniyeler sararak ısısını koruyarak böyle atadan kalma yöntemlerle bu işi buraya kadar getirdik. Güzel şeyler de çıkarmaya başladık. Ama dedik hani biraz daha kolaylaşmalı işimiz. Yani bu kadar zor değil. Bir de bu işe geç de girdik. Hani yaşlar da ileri. Biraz daha kolaylık istiyor. Bunun arayışına başladık. Ya bu yolda farklı prosesle tanıştık. Fark prosesinin sahibi Cihan'la tanıştık. Cihan gıda mühendisliğinden gelme. Yani hem de mühendis kafası var. İki şeyi birleştirip çok iyi şeyler çıkardığını düşünüyorum. Bize bir makineden, biz öncelikle dondurma makinesi ararken Cihan'la tanıştık. Cihan bize bu makineden bahsetti. İşte süt hacmimizi hesapladık. Makinenin bize ne kolaylıklar sağlayabileceğini bize anlattı. Ya ilk anlattıkları da rüya gibiydi. Yani ben neredeyse ocağı bile söküp atıyordum mandıradan. Yani tüplü ocağın olmadan mandırayı idare edebiliyordum. Tencerelerin hepsi rafa kalktı. Bütün işte sütü biriktirmek için dolaplarda büyük bidonlarda bekletiyorduk. O rafa kalktı. Peynir işleme, yoğurdu işleme prosedürleri hepsi tek makinede oluyor. Her şey tek bir yerde süzülüyor falan. Yani İşi çok kolaylaştırdı. Yani bizim gibi küçük mandırada zaman çok önemli. Yani çünkü hayvanlara da siz bakıyorsunuz, mandırayı da idare ediyorsunuz, işte o yem alımını da siz yapıyorsunuz. Hani biz burada 3 kişilik bir ekibiz. Yani eşim var, bir de bir yardımcımız var Erkan diye. 3 kişi bütün bu işlerin hepsine artı pazarlaması var. Haftada 2 gün Bodrum'a servis veriyor. İşte haftada 2 gün kargo günümüz var. İşte siparişler kargolanıyor, Milas'a gidiyor. Bütün kutular oradan kargoya veriliyor falan. Yani bizim burada bu mandıra sihirbazı yani haftanın 7 gününün 3 gününü bize kazandırdı. Artık gün aşırı sütü işliyoruz, içinde biriktiriyoruz. Yoğurt yapacaksak gün aşırı işte bir yoğurt yapıyoruz. Öbür gün, bir gün atlıyor, öbür gün peynir yapıyoruz. Bu böyle süre gelip gidiyor. Bizim burada işimizi çok kolaylaştırdı. Ya buradaki bizim şu anda elimizde olan ürünler, bunlardan iki çeşit daha var buraya ilave edeceğimiz. Bütün bunların prosedürlerini bu makinenin içinde yapıyoruz. Mesela yoğurdu burada pastörize ediyoruz, sütü yoğurt yapmadan önce. Sonra maya sıcaklığına getiriyoruz. Mayaladıktan sonra da 3 saat burada inkübe ediyoruz. Sonra da soğutma işlemi için eskiden ben tencerelerde dolaba alırdım. Burada soğutma tuşuna basıyorsunuz ve işte onu 5 derece, 6 dereceye getiriyor. Ertesi güne kadar tutuyor, yoğurdu olgunlaştırıyor. Ertesi günde isterseniz onu ayrana dönüştürebilirsiniz, isterseniz süzüp süzme yoğurt yapabilirsiniz. Bütün bu işlemler, buradaki gördüğünüz peynirlerin de üretim işlemleri, prosesleri bunun içinde yapılıyor. Ama tabii bir peynirin telemesini alıyorsunuz, bir yerde süzüyorsunuz, öbürü onun içinde kırılıyor, bir şey yapılıyor. Bunlar hepsinin peynirin çeşidine göre prosesleri farklı tabii. İyi ki varsın Fark Proses.